Efendim Yeşil Ekonomi ile devam ediyoruz. Yine bugün çok değerli, her zaman olduğu gibi çok değerli bir konuğumuz var. Eczacı Şelale Aydın Şahin, hoş geldiniz. Hoş ayaklarınıza sağlık. Epey sağ bir zor bulmuşsunuz buraya ama evet, tam da zamanında yetişmişler. Evet, iki gündür sağlıkçı, sağlıkla ilgili gidiyoruz. Aynen öyle. Değil mi? İnsan sağlığı önemli diye düşünüyoruz. Aynen öyle ve özellikle de son dönemde, özellikle geçen sene çok tartışıldı, konuşuldu. İşte bir takım sistemler değişti eczanelerde, mağdur olan vatandaşlarımız oldu, eczaneler mağdur oldu. Tüm bunlar düzeldi mi? Nereye geldi? Eczacılar ve hastalar açısından her şey yoluna, rayına girdi mi yeni sistemle birlikte? Şu anda girmiş durumda. Yani bir problem yok ama yaklaşık bundan bir ay öncesine kadar aynı sıkıntıyı yaşadık. Hepimiz yaşadık. Fiyatlar konusunda mı? Fiyatlar konusunda da. Tabii fiyatlar indi. Ha, fiyatların inmesi kişilerin ilacı alma konusunda ya da katılım paylarını ödeme konusunda avantaj oldu. Yani halkın avantajını oldu. Eczacılarımızda kar oranı düştü yalnız. Eczacılarımız bu konuda biraz mağdur oldu. Evet. İlaçlar piyasaya girmedi. Birçok ilacımız piyasada fiyatların inmesinden dolayı geri çekildi. Özellikle kronik ilaç dediğimiz şeker ilaçları olsun ve diğer kalp ilaçları, tansiyon ilaçları bulunamadı belli bir süre. Ama şu anda iyi, bulunuyor. Yani şimdi artık bütün ilaçlar, yani SGK'nın karşılamadığı ilaçlar var ama değil mi? Var, bitkisel ürünler. Bitkisel ürünler. OTC dediğimiz, elden satış yaptığımız, devletin ödemediği tabii ki var bu ilaçlar. Karşılamaması normal mi? Yani uzun zamandır bu karşılamıyor. Yani sonuçta bitkisel ürünlerin çoğu şu anda piyasada bulunuyor fakat Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından da yıllardır ödenmiyor. Eskiden emekli sandığı, Bağkur, sigorta da bunları ödemiyordu. Şu anda da ödenmiyor. Ama fiyatları cazip, yani uygun. Hani korumak açısından, sağlık, gıda takviyesi olarak da halk rahatlıkla alabilir. Evet, o konulara gireceğiz. Yani hani biraz daha tabii bitkisel ürünler biraz nelere, daha... Nelere dikkat edecek, nasıl? Yani onlarda da tabii şey olmayınca, biz devlet olmayınca işin arkasında bir güven meselesinde devlete de çok aslında, değil mi? Bak, süt olayında çuvaladık yani hep beraber. Böyle de bir sıkıntı var. Kesinlikle. Mesela şunu merak ediyorum. Bir ilacı yazıyor doktor. Eczaneye gidildiği zaman o ilacın olmadı ama bir muadili ilaç olduğu söyleniyor. Eşdeğer ilaç, evet. Bunda ürkmeli mi hasta? Yani hayır, doktorun yazdığı ilacı, açıkçası ben diyorum ki ama niçin doktorun yazdığını? İşte bu da aynı içerikte deniyor. Marka. Sadece içeriği aynı fakat ismi farklı. Yani çok rahat alınabiliyor. Zaten Sosyal Güvenlik Kurumu biz bilgisayarla takip olduğu için o içeriğin aynı olduğu noktasında eczacıya güvenmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani markaya takıntılı olmamalı. Bizim halkımızda takıntı sadece marka değil, isim de değil. Kutu. Kutuya bile takıntılılar. Yani firma kutuyu değiştirdiği sürece, renginde bile bir değişiklik yapsa ya da şişeden bile sarar. Evet, benim değil diyor. Bu ürün bana ait değil diyor. Ben bunu kullanmadım diyor. Bayağı da sorun yaratıyor. Ayrıca çok ilginç olan, diyor ki ben bunu kullandım iyi gelmedi. Halbuki içeriği aynı. Yani psikolojik aynı de bir etkisi olabilir. Kesinlikle. Başka türlü ödeme de yok yani. Bu psikolojik olabilir. Şimdi bir de bir efsane vardı. Hani yıllardır konuşulur. Biz güya işte ilaç, çok fazla evlerimizde ilaç birikiyor. Onun yerine böyle tane ile ilaç satılacak falan filan. O da yanlış. O da yanlış. Şimdi doktorun tedavisini tam anlamıyla bilemiyorsunuz. Şimdi 14 gün tedavisi var, 7 gün tedavisi var. Yani reçetede ilaç geldiği zaman zaten bilinçli doktorumuz 7 günlük tedavi ya da 10 günlük tedavi ya da 15 günlük tedavi diye size not alıyor onu. Siz de ilacı ona göre hastaya önerebiliyorsunuz, verebiliyorsunuz. Yani bir kutu değil, bak iki kutu da alabilirsin diye. Birikim şundan kaynaklanıyor. Hastanın ilacı kullanmamasından. Yani ben kullandım, iyi kalsın. Devam etmiyor. Halbuki antibiyotikler özellikle tam saatli, zamanlı ve bitirene kadar kullanılması gerekiyor. Lazım. Peki mesela bu altı ilaçları ne yapabilir vatandaşlar? Antibiyotik değil ama bir başka bir ilaç, belki içerisinde çok fazla miktarda oluyor ama onlar da bir süre sonra kullanılmıyor. Biz de onları çöpe atıyoruz. Bunun için yapmaları gereken bir hareket var mı? Şöyle olabilir. Eskiden beraber sağlık ocakları diyorduk. Şu anda aile sağlık merkezleri oldu. Onlara götürüp verebilirler. Oraya bırakabilirler ilaçlarını. Kutusuyla alamayan, mı evet, kutusuyla. Tam doz şeklinde bırakabilirler. Bu şekilde hani orada gelen hastaları, parasıyla alamayacak olanlara, mağdur durumda olanlara yardımcı olunabilir. Mesela eczanelere... Ama bu konuda çok fazla da bir şey yok yani. Yer yok açıkçası. Yani acaba o da eczanelere verilebilir sizlerde? Hayır, o da olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü eczanede satılmış bir ilacın ya da küfürü olmayan bir ilacın
içinden dozu alınmış bir ilacın bulunması zaten yasak. Anladım. Onu ancak sağlık hizmetleri, evet, evet, sağlık kuruluşlarına, yani sağlık müdürlüğü, sağlık eczacılık şube müdürlükleri bu konuda yardımcı olacak. Siz Anadolu'da eczacılık yapıyorsunuz değil mi? Evet, evet. Şey, Balıkesir. Balıkesir'de. Odayla bağlan. Balıkesir odasını var. Balıkesir eczacı odası, evet. Evet. Şimdi bölge o odası. Anadolu'daki eczacılar biraz böyle vatandaşın her türlü sağlık hizmetine, yani işte diş ağrıyınca, baş ağrıyınca eczacıdan ilaç istemek gibi bir şey de oluyor. Ya benim başım ağrıyor, işte şöyle bir şey oldu falan diye. Bu uygulama devam ediyor mu yine? Böyleydi yani eskiden de. Eczacıya danışabilirler. Hı. Ama eczacının vermiş olduğu ilacı kullanmak için ona güvenmeleri gerekiyor. Anadolu'da da küçük yerde eczacı doktor gibi çalışır açıkçası. Ama bunun yanı sıra. Ya da yönlendirir, bitkisel, şu doktora git falan, evet, diye. Evet, o da olabilir. Ya da bitkisel tedavileri önerebilirler. Hani çok küçük de olsa. Siz öneriyor musunuz? Kesinlikle. Mesela önerdiğiniz özellikle bitkisel hangi hastalıklara bitkisel tedavileri ya da hangi eksiklikleri kapatıyorsunuz? Evet. Özellikle cilt. Cilt. Saç. Saç problemi var. Özellikle erkeklerin mi var? Erkeklerin de var, bayanların da var. Öyle artı mi? Çocukların da var. Yani çocuklar da geliyor küçük yaşta. Hatta ben onlara diyorum ki ya bunların dökülme sebebi nedir? Tabii ki araştırılıyor dökülme sebebi. Önce doktora gidiyorlar, bakılıyor, laboratuvar testlerinden geçiyor. Hani çinko eksikliği, kan eksikliği vesaire var mı diye, hormonal bir problem var mı diye. Genelde stres olarak nitelendiriliyor ve döküm nedenleri şu anda bayanların ve erkeklerin, çocuklar bile. Peki mesela saç dökülmesini engelleyen şeyler, ürünler var mı? Tabii ki. Benim de saçın gayet yerinde ama tabii mesela saçın kırlaşmasını engelleyecek ürünler var. Evet. Şimdi ben tabii boyamanın dışında. Boyamanın dışında sarımsak yutabilirsiniz. Öyle mi? Evet, yutun. Aa. Sarımsağı yutun. Tekrar siyahlaşıyor mu? Evet. Devamlı bence denemelisin. Şimdi ürünü de bırakmamanız lazım ama. Bir de şu var. Kaç bir sene mi kullanıyorsunuz? Ömür boyu yutun. Oo. Sarımsak dişini. Zedelemeden. Kokmaz mı? Hayır. Yutulduğu zaman kokmuyor. Aa. Ya da peki, yemek arasında kokmuyor. İhtiyaç, başka şeylere de iyi geliyor mu sarımsak yutulması? Tansiyon düzenleyici özelliği var. Ama tabii ki tansiyon ilacını alması gerekiyor hastanın. Bizler hep şöyle söylüyoruz. Normalde ilacınızı alın. Ama bitkisel ürünleri de yanında gıda takviyesi olarak kullanın. Nasıl alırsınız? Günde bir tane kullanmak yerine yarım tableti kullanırsınız. Bitkisel ürünü devam ederek. Ama mesela bitkisel ürünlerde özellikle de bu son dönemde zayıflama konusunda böyle tatsız olaylar da yaşandı. Bazı ürünler var. Sağlık Bakanlığı onaylı değil ama Tarım Bakanlığı onaylı. Birçok ürün öyle. Birçok ürün öyle. Tarım Bakanlığı. Peki siz bu zayıflama ürünleri için ne düşünüyorsunuz? Yani etkililer mi? Tehlikeliler mi? Yan etkisi var mı? Yan etkisi var mı? Ya da eczanede siz satarken mesela bu tür ürünleri satarken, ya bu ürünler daha çok doğrudan pazarlama sistemiyle hayatımıza bütün giriyor. Eczanelerde var. Eczanelerde artık yani. De olduğu zaman onları bir kontrolden geçiriyor musunuz? Tabii ki. Yani güvenmediğimiz ya da bilmediğimiz hiçbir ürünü eczaneye sokmuyoruz. Depo kanalında almaya çalışıyoruz. Sahteler mesela kesinlikle. Piyasada çok satılıyor. Ama şimdi şöyle bir olay da söz konusu. Artık kare barkod sistemi geldiği için bitkisel ürünler de dahil olmak üzere üretim yerinden hastanın eline geçinceye kadar şu anda ilaç takip sistemi altında bu ürünler. Yani devlet bunları takip altında bulunduruyor. Hani hangi firma üretmiş? Hangi hastaya kadar gitmiş? O sistemi olmayan sistem, ürünleri siz zaten genelde evet. Onları takip etmiyoruz ve almıyoruz. Genelde depo, ilaç depolarının kanalıyla bu ürünler alınıyor. Çünkü herhangi bir sorun olduğunda iade etme şansınız var. Ya da şöyle söyleyeyim ben size. Hani aktardan veya doğrudan satış yöntemleriyle almak yerine eczaneden alırlarsa şikayet edecekleri yer var. Eczacı odası, sağlık müdürlüğü gibi. Ne de bakım ürünleri yani saç, yüz vesaire falan. Tabii ki. Burada mesela Türk markaları oluşmaya başladı mı? Yani yabancılara yani tabii. Yabancıların büyük bir ağırlığı var. Yani hı-hı. Uluslararası markalar. Kesinlikle. Türk markalar oluşmaya başladı mı burada? Kesinlikle. Hatta, siz mesela satıyor musun Türk markaları? Tabii ki. Genelde ben Türk ürünlerini yani Türkiye'de üretilmiş Türk olan ürün. Ve markalaşmış ürünleri tercih ediyorum. Yani birçok ürün var bu konuda. Özellikle saç bakım ürünlerinde şampuan olarak da. Hani 2007'den bu yana Türkiye'de yerleşmiş, Ege'de bulunan hatta İzmir kökenli bir firmanın ürünü de şu anda Avrupa Birliği ülkelerinde satılmakta. İçeriğinde ne var yani mesela? Avrupa'da mı satıyorlar? Tabii ki şu anda 2007'de. Kendi markalarıyla? Tabii ki tabii ki. Ne kendi, markası ne? Söyleyebiliyor muyuz? Tabii, söyleriz yani Avrupa'ya sattığı için söylüyorum. Evet şu anda İngiltere'de, Almanya'da eczanelerde satılan bir ürün bu. Zigavus sarımsak özlü şampuan. Allah Allah. Ve hiçbir şekilde kokusu da yok. Kokusu çünkü yok. Soğuk preste elde ediliyor.
kokusuz bir ürünü. Ben bunu sürersem ekstra... mesela siyahlı... Bu arada mesaj gelmiş Celal Bey'e şey beyaz saç çok yakışıyor hiç üzerine gitmeyin diye. Peki değiştim vazgeçtim. Soruyu geri alalım. Soruyu geri alalım. Şimdi şöyle dökülmeyi zaten sarımsak tabii ki. Falan, tabii ki. Yani zaten sarımsağın etkisi yıllardır kanıtlanmış bir şey. Biliyorsunuz 5000 yıllık 6000 yıllık bir ürün. Mucizevi bir. Kesinlikle. Hani çok fazla da şöyle tanı aslında bizim halkımız sarımsağı sadece bağışıklık sistemini kuvvetlendirsin diye kullanır. Fakat koku yaptığı için halkımız tarafından özellikle çalışan kesim tarafından tercih edilmiyor işte koku olduğundan dolayı. Ama bunu işte sarımsak özünü alıp kokusuz bir şekilde bir şampuanın içine koyup kozmetik alanında halkın beğenisine sunması da bu firmanın nasıl büyük peki bir avantajı. Kokmuyor? Yani soğuk sarımsak pres, soğuk presle alınıyor. Peki soğuk biz de soğuk pres yapsak, sarımsağı yutsak o zaman... Yapamıyorsunuz. Çok ilginç bir şey. Sarımsağı bir metal ya da tırnak izi değdiği anda bile dişe etkisini kaybediyor. Yani özelliğini kaybediyor. Sıcaktan etkileniyor. Yani belli bir seviyede çok onu ekstrat bir, olarak... Narin tabii bir ki, bitki. Tabii ki. Tabii ki. Aslında bitkilerin hepsi çok narin. Yani düşünsenize bir gül bile ne kadar mesela, narin. Başka mesela Türkiye'de olup da o işte bu firmanın ya da başka firmaların tespit ettiği ve dünyaya sattıkları ya da dünyaya sattıkları çok... ürünlerde kullandıkları bitkilerimiz var mı öyle? Yani şu bir anda sarımsağı şu anda herhalde Avrupa Birliği yani ülkelerine satış yapabiliyoruz ki ona dair sahip çıkabilme şansımız ne kadar bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz hemen Avrupa Birliği ülkeleri ya da Avrupa'da herhangi bir ülke kalkıp da bu ürün de bizim diyebiliyorlar. Evet. Ya da yüksek fiyatlarla ruhsatını alıp kendileri de piyasaya sürebiliyorlar ama şu anda var. Yani Türkiye'de bu çalışmalar çok fazla. Yani mesela bir ispartanın gülü, gül kokuları da en öyle azından. Onlar şeyde kullanılıyor, şampuanda falan mı kullanılıyor? Ya onu her türlü üründe kullanıyorlar. Şimdi ben hep şampuan sanki böyle kozmetik ürünleriymiş gibi geliyor. Sanki öyle hiçbir işe yaramazmış evet gibi düşünüyorum. Dışarıdan sürüldüğü için. Yani şampuan şampuandır diye. İşte çünkü hap değil, içmiyorsun. İşte nasıl girecek derinin içerisine diye hep bir düşünmüşümdür. Saç derisinde çok kolay etki edebiliyor çünkü kılcal damarların çok fazla olduğu bir yer saçlarımız bizim. Saç genetiğimiz de çok farklı. Saç dökülme şekillerimiz de çok farklı. Yani tabii ki. Keratin maddesiyle güçlendiriyor. Yani saçın dökülmesini foliküller içine girip saçın dökülmesini engelliyor. Çünkü içinde sarımsağın özünde olan şeyler var. Sarımsağın özünde magnezyum, kalsiyum, potasyum, sarımsağı yüze de sürüyor musunuz? Şimdi yüze, direkt olarak herhangi bir şekilde şu anda yok. Sivilcelere, yaralara. Şu an için yok ama herhalde büyük bir ihtimalle firma bu konu üzerinde de duracaktır. Ama önemli olan bizim hep şöyledir. Mesela Ar-Ge laboratuvarları tabii ki, var mı bu firmaların? Tabii ki. Ege Üniversitesi'nde Ar-Ge çalışmaları yapıldı. Ar-Ge çalışmaları Ege Üniversitesi'nde yapıldı. Bu ürünü Ege Üniversitesi mi tabii geliştirdi? Tabii ki. Yok hayır. Ar-Ge Üniversitesi'nde çalışmalar yapıldı. Oradan alınan sertifikalarla zaten Avrupa Birliği'ne girildi. Anladım. Çünkü Ege Üniversitesi biliyorsunuz bu konuda oldukça iyi ve geliştirmiş. Ben Ege mezunuyum. Şimdi pozitif ayrımcılık. Pozitif ayrımcılık. Ama şöyle hakikaten bizim ülkemizde her okulumuz çok değerli. Mutlaka ama çok değerli. Çok köklü evet bir üniversite tabii. O ondan dolayı. Bir de 9 Eylül var değil mi? Ondan 9 Eylül oradan ayrılma zannediyorum. 9 Eylül Ege Birleşik'tim işte daha önce. Ben de mezun hakkını olduğum dönemlerde. Burada bahsederim değil mi üniversiteler arasında? Yok. Tabii ki çok güzel üniversitelerimiz. Yani oralarda Ar-Ge laboratuvarları ya da işte mesela bir firma ürününü geliştirdi gidip oralarda test edip ya da onay tabii alıp ki, tabii geliştirebiliyor. Ki, tabii öyle ki, tabii imkanlar ki var artık tabii diyorsun. Ki. Yani bunlar var. Zaten bu şekilde alınması gerekiyor. Hani devletin üniversitesi, devletin gözetimi altında olan bir üniversite, köklü bir üniversite. Hem tıp fakültesi açısından hem eczacılık ürünleri hem de fen fakültesi, ziraat mühendisliği olması lazım tabii ki. Benim okuduğum dönemlerde de vardı. Yani o kadar uzun zaman geçti ki. Çok iyisiniz. Teşekkür ederim. Peki mesela sarımsak yutmaya bağlıyorum bu işi. Ben de hemen başlıyoruz. Sarımsak yutun mutlaka. Bütün izleyicilerimizle beraber her gün bir tane sarımsak yutun. Kesinlikle. Kokusu da yokmuş. Yani hiçbir problem. Gençleştiriyor. Kesinlikle. Yani içindeki vitamin artı mineral kombinasyonu, amino asitler, protein bunlar hepsi çok önemli şeyler. Sarımsak kapları satılıyor mesela. Onlara ne diyorsunuz? Aynı etkiyi yapar mı? Yani şimdi bunu nasıl söylesem pek yorum yapmayayım. Bence yok. Çünkü yapmaz diyor yani. Yapmayayım. Sen biz anladık. Ben yani yorum yapmayayım. Sarımsak kapı almıyoruz sevgili seyirciler. Yani sarımsağı yutuyoruz. Yutsak daha evet daha iyi olur diye düşünüyorum. Peki çiğnemeden yutmanın mideye bir zararı var mı? Şimdi mide rahatsızlığı olanlar tok karnına da yutabilirler. Yani kahvaltısını ya da yemeğini yedikten bir yarım saat sonra yani, öyle mi? Tabii ki normalde küçük bir dişi
Bölerek de. Gerçi metalin değmesinden yana değilim. Ama şu anda galiba şeyler de çıktı. Tahta bıçaklar da var. Onlarla da bölünebilir. Ama o zaman koku olma ihtimali tabii ki. Var mı? Yani o küçük o dişlerle yutmak, bir koku evet, yutmak çok daha güzel bence. Bir de tok karnı aldığınızda mide sorunu da yaşamazsınız. Gerçi mide koruyucu haklarla da kullanılabilir. Her gün başlıyoruz. Bir yani. İki diş evet, yutulması iki güzel diş. Bir olay. Akşam sabah? Fark etmez. Fark etmez. Fark efendim etmez. Hep sabah beraber deniyoruz böyle gençlik iksiri. Tabii ki. Yani her konuda. Ya efendiyi gördüğümüz evet yani o yüzden epey de geçti diyorum. Yani evet. Eczacılık fakültesinde okuyan kızım olduğunu söyleyeyim. Maşallah. Daha başka bir şey de demeyeyim öyle yani. Aile boyu eczacısınız evet. Siz yani. Yanında bonusumu olarak taşıyacağım onu yakında. Yani evet, İnşallah. Tabii bu kadar. Ben şimdi bir eczanenin içerisine girdiğim zaman reçeteyle gidiyorum ama gözlerim böyle bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Nereye bakacağımı şaşırıyorum. Eczaneye girmek artık benim için bir alışveriş merkezine girmek haline geldi. Evet. İşte o kadar çok ürün var ki orada tanıtım yapıyorlar. Orada bir şey yeni bir şey broşür çıkmış onu inceliyoruz falan. Artık ucunu bile ben kaçırdım. Yani işin evet. içerisindesiniz onca ürün geliyor. Kimisini belki takip deniyorsunuz kimisini denemiyorsunuz. Sonuçta eczane dendiği zaman eskiden ilaç akla geliyordu. Yani şimdiki gelinen noktayı siz bir eczacı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü çok kozmetik ürünleri de var. Nasıl yardımcı oluyorsunuz insanlara? Şimdi, yani hem kozmetik yani insanlar kendilerine bakmayı artık erkekler de değil mi? Kesinlikle. Erkeklerimiz, yani, erkekler daha fazla ilgili yani, bu konuda. Tamam, sağlıkla ilgili siz zaten doktor reçetesini düzenleyip yapıyorsunuz ama işte benim saçım dökülüyor, yüzüm bilmem ne şöyle bir problemim var buna bir öneri getirip yani siz aynı zamanda danışmanlık bir yani güzellik danışmanlığı demeyeyim de ona daha sağlıklı yaşam danışmanlığı da yapıyorsunuz. Önerebiliyor musunuz orada? Tabii ki. Tabii ki. Güvendiğimiz bir ürünü çok rahat bir şekilde öneriyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi depodan direkt olarak aldığımız Sağlık Bakanlığı onaylı özellikle evet. Sağlık Bakanlığı onaylı Ar-Ge çalışmaları yapılmış, sertifikaları olan bir marka olmuş ürünü eczanede satışını daha ama rahat yapabiliyoruz. Sağlık Bakanlığı onaylı diyorsunuz ama Tarım Bakanlığı onaylı gelip Sağlık Bakanlığı onaylı olmayıp sonra piyasadan toplatılan birçok ürün oluyor. Tabii ki onlar da var ama bunları da fazla reklam olayına girenler yani reklama da pek almamak mı gerekiyor diye düşünüyorum ben ürünü kullanmak. Mesela doğrudan burada satışları nasıl değerlendiriyorsunuz bir eczacı olarak? Tehlikeli buluyor musunuz? İnternet üzerinden satışları tehlikeli kesinlikle, buluyor musunuz? Kesinlikle. Merci yok. Bu konuda eczacının danışmanlığına başvurmak doğru bir şey mi? Kesinlikle. Çünkü şöyle söyleyeyim ben size. Farmakolojiyi yani ilacın vücuttaki etkilerini doktorlarımızdan daha fazla okuyoruz açıkça. Yani doktorlar kızması şimdi. Yani tıp mezunları ya da tıpta okuyanlar bu konuda hakkımızı yemesinler. Biz farmakoloji bilgimiz doktorlarımızdan çok daha fazla. Bir de kendinizi geliştiriyorsunuz. Geliştiriyoruz herhalde, değil ve mi? Artı doktorlarımızın vermiş olduğu şimdi şöyle söyleyeyim. Hastanelerimizde ve aile sağlık birimlerimizde o kadar çok hasta var ki doktorlarımızın bunları takip etmesi, ilaçları takip etmesi, yan ürün dediğimiz ya da OTC dediğimiz ürünleri takip etmesi çok zor. Yani onlara da hak veriyorum. Hata çok yapıyorlar. Hatta onlar belki onu takip etmiyorlar bile. Peki hastaya da yani size yani talep nasıl? Yani bu konuda yani dün nasıldı, bugün nasıl, yarına nasıl bir bakış açısı sunabiliriz bu konuda? İlk eczaneyi açtığım zaman reçete bazlıydı. Yani herkes doktoruna reçete gider. Reçete dışında başka hiçbir şey. Doktorunun dışında herhangi bir ürün almaz. Çok isterlerse aktarlara gidip bu işi hallediyorlardı. Aktarlardaki ürünlerinde ne kadar sağlıksız olduğunu zaten biz hepimiz şu anda artık biliyoruz. Öyle aktarların mi? Evet kapatılması ve aktarlarda satılan ürünlerin de belli bir standarta oturtulması gündemde. Ha böyle bir çalışma tabii ki, mı? Tabii bilmiyoruz ki, tabii bunu. Ki, tabii ki. Onlar var. Onun dışında çünkü standartsız orada değil mi? Kesinlikle. Yani neye toplandı? Yok. Çünkü her yani ürünü aktarlar doktor gibi iyi, diyorlar iyi aktar ki var, kötü aktar var. Yani bir de o ürüne bir şeyler tabii karıştırabilir. Yani bilmiyorsun ki adamı değil doktor mi? Doktor gibiler bir de. Yani her şeyi yönlendiriyor bir de üzerinde yazıyor işte mide için, bağırsak için, beyin için. Her şeyin devası var bitkiler orada. Bitkiler de masum değil. Için. Bir de üstüne. Evet, öyle tabii. Mi? Tabii. Yani bir tarafı toparlarken bir tarafı bozabiliyorsunuz. Yani her şeyden önce çok ilginç. Gerçi konu dağılıyor ama mesela maydanozu hamile bir bayanın kullanması düşük riski. Düşünebiliyor musunuz? İlginç. Bunu bin, çünkü östrojen hormonunu tetikliyor. İşte östrojen fazlalığı var. Mesela bana gelip de menopoz sorunu yaşayan hanımları ben diyorum ki bol miktarda maydanoz tüketin. Hatta alın tohumu bir yerde küçücük bir yerde diyorum ekin. Maydanozu kendiniz yetiştirin ve her gün taze taze toplayıp onu iyi tüketin. Ama bunu hamilelere bunu hamile bir bayana öneremiyorsunuz. Düşük tehlikesi var. Yani bu kadar basit. Bu şey dışı yani ilaç dışı mı denir ona? Yani bitkisel ürünlerde alternatif.
alternatif ürünler de işte bu mesela sizin maydanozun iyi geldiğini düşünüp ondan hareketle mi yapılıyor? O bakış açısıyla mı yapılıyor? Tabii ki yani. Fitoterapi diyoruz buna zaten. Bitkisel ürünlerle tedavi yöntemi. Bitkileri de en güzel eczacı biliyor. Çünkü biz botanik okuyoruz. Yani bitkisel bilim okuyoruz. Bitki bilimini okuyoruz. Bitkilerin içini dışını öğreniyoruz. Türkiye zengin mi bitkiler konusunda? Kesinlikle. Öyle mi? Kesinlikle. Değerlendirilmesi gerekiyor. Ama bunun için herhalde bilinçlendirilmesi lazım. Bu konuda şirketlerin de yani bu konuya işte eğilim gösteren firmaların da aklını başına toplaması lazım o zaman. Yani bu kadar Türk zenginliği değerlendiremiyor. Tabii ki. Yani Türkiye'de markalaşmak isteyen bir şirket bunu yapabilir. Ama biz genelde ne yapıyoruz? Yurt dışından bitkisel ürünleri getirmeye çalışıyoruz. Halbuki Türkiye'de bunun eşdeğeri var diyorsun. Kesinlikle. Yani şu anda çok etkili hatta bir ürün var. Hatta yurt dışına var. Satanlar bile var. İyi yani şu anda işte söylediğim markamız İzmir'den piyasaya sürülmüş ve şu anda dünya markası olmaya hazırlanan üstüne üstlük çok da güzel Ar-Ge çalışmalarını yapan, yurt dışında da Ar-Ge çalışmalarını başlatan bir firmadan şimdi bahsediyoruz. Böyle bir şey varken uluslararası markalara bu kadar bağımlılık göstermek kesinlikle doğru değildir. Kesinlikle. Ne gereği var? Yani sonuçta düşünebiliyor musunuz? Bunu yıllar bir bilim kadını söylüyor bir de. Yani biz söylesek hadi tamam çok ciddiye alınmayabilir de. Siz bitkileri en iyi biliyorsunuz, ilaçları biliyorsunuz. Sizin ağzınızdan söylenmesi daha anlamlı. Kesinlikle tabii. Yani bakın yıllar önce ben eczanemi açtığımda bana birçok dermakozmetik firma teklifte bulundu. Yani şu ürününüzü satalım, şunu yapalım, bayilik verelim diye. Ve bunların hepsi yabancı kökenliydi. Şimdi biz Avrupa'ya gidiyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Yunanistan'da bir eczanede Zigos şampuanı satıldığını ve Türk malı. Evet, bunlar ve bunun talep gördüğünü ve çok da memnun oldum. Tabii ki oradaki eczanelerde satılıyor. Evet, süremizin maalesef sonuna gelmişiz. Yine böyle bir hızlı bir geçiş oldu. Çok yani teşekkür bu ediyoruz. Bu bitkileri iyi değerlendirmemiz kesinlikle lazım. Kesinlikle bitkileri ama ve lütfen kesinlikle. Eczaneye siz de ama firmaları zorlayın biraz. Şimdi eczacılık öyle bir yere geldi ki artık eczacılar kendi ilaç şeyini zorlamaya başladı. Kendi bütçelerini zorlamaya başladılar. Yani ilaç sektöründe özellikle reçeteyle satılan sosyal güvenlik kurumunun ödediği ilaçlarda eczacılar bunalım geçiriyorlar. Ve bu sorunlarla mücadele ederken biz bu konulara çok fazla eğilemiyoruz. Evet. En büyük sorunumuz bu. Yani, başka sorunlar var çünkü. Yani bunlar var ve eczacılar kendilerini hayatlarını idame ettirmeye çalışırken inanın hani yan ürün dediğimiz ya da OTC dediğimiz bu tip ürünlerde halka yardımcı olamıyorlar. Abi ki bu ürünleri kullanmak yerine ya da vücutlarını bir tarafı yapayım derken bir tarafı bozmak yerine gıda takviyelerini bilinçli bir şekilde eczanelerden alabilseler ve eczacılarımız bu konuda yetiştirilip halkın hizmetine sunulsa çok daha iyi olur. Çok ama maalesef bir sosyal gelebilir. Güvenlik kurumunun bize vermiş olduğu talimatları okumaya çalışırken her geçen gün değişen şeylerle mücadele ederken bunlarla ilgilenemiyoruz ve gerçekten de durum çok önemli bir sorunun altını çizdik. Evet. Sorunlu yerlere gidiyor. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Şelale Aydın Şahin. Ayaklarınıza sağlık. Çok Balıkesir'den geldiniz. Balıkesir'e sevgiler, selamlar gönderdim. Balıkesir'i olduğunuzu öğrendim. Evet. Ben bir taraftan Balıkesir'de olacağım. Sen de bütün konuklarla aynı yerden oluyorsun. Ama yani bak ben bunu ama güzelliğimiz oradan. Kesinlikle. Biz Balıkesir'li olduğumuz belli. Sarımsak yiyorsunuz. Sarımsak yiyoruz. Evet. Şimdi kökenler bir taraftan mı geliyor? İki kişinin birleşimiyle oluşuyor değil mi? Bir çocuk bir taraf böyle, bir taraf böyle, bir tarafın Balıkesir. Kesir. O yüzden güzel. Oraya sevgi selamlarımı da gönderiyorum. Tamam. Ben de onları alıp hemen size o tarafa doğru iletiyorum. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ayaklarınıza ediyorum. Sağlık diyoruz. Efendim yarın yine aynı saatte görüşeceğiz. Hoşçakalın diyoruz. Yaşam Mimarı Ağoğlu Yeşil Ekonomi'yi sundu. Efendim Uyan Türkiye'nin de sonuna geldik. Yarın yine saatler 7.30'da. Yarın Yeşil Ekonomi Ödülleri bu arada evet, verilecek. Yarın, evet, önemli gecemiz evet, var bizim. Evet. Doğru. Yeşil Ekonomi çok Ödülleri daha az verecek. Kalmış. Şimdiden bir heyecan yaptım ben. Yani yarın akşam Yeşil Ekonomi programımızın ödül gecesi olacak sevgili seyirciler. Evet, yarın da biz saat 7.30'da yine bu masada olacağız. Sürçülisan ettiysek affediniz efendim bizleri. Güzel, sağlıklı bir gün geçirmenizi bir kez daha dileriz. Hoşçakalın diyoruz.